Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda pek de iç açıcı olmayan, sevimsiz ama bir o kadar da hayatın gerçeği, özellikle iş hayatının gerçeği olan bir konuyu, mobbing konusunu ele almak istedim. Çünkü geçtiğimiz haftalarda bir banka çalışanı iş yerinde yaşadığı mobbing nedeniyle hayatına son verdi ve sıcak gündem konusu haline geldi. Ben geçmişte bu konuyu ele almışım. Daha yönetici ve çalışan ilişkisi perspektifinden tavsiyelerimi iletmişim. Şafak, onun linkini şuraya koyabilir miyiz? Ona da bakabilirsiniz. Burada daha çok hukuki görüş alacağız birazdan. Perspektifimizi nasıl farklılaştırabiliriz, onun derdindeyim ve birazcık daha kendi haklarımıza nasıl sahip çıkabiliriz, burada bir duyarlılık yaratmak istiyorum. Bu niyetle bu videoyu çekiyorum. Mobbing, Latince kökenli bir sözcük. Daha çok iş yerinde yaşanan zorbalık, baskı, psikolojik şiddet, bunu ifade ediyor, yıldırma, bu anlamlara geliyor. Özellikle hiyerarşik örgütlerde, kontrolün zayıf olduğu örgütlerde bir kişi ya da grubun diğerlerinin üzerinde uyguladığı psikolojik şiddet, uzun süreli ve sistematik yollarla gerçekleşen bir psikolojik şiddet olarak söyleyebiliriz. Aslında daha çok düşey mobbingi konuşuyoruz. Yani yöneticilerin çalışanlara uyguladığı mobbingi konuşuyoruz ama aslında 3 tane çeşidi var. Bir, yatay mobbing, eş pozisyonların birbirlerine uyguladığı psikolojik şiddet. 2, dikey mobbing, çalışanın yöneticisine uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı. Bir de düşey mobbing, yöneticinin çalışana uyguladığı baskı ve psikolojik şiddet. Zorbalık. Tabii biz gibi toplumlarda, özellikle hani organizasyonlarda liderlik kapasitesi düşükse, daha çok güç pozisyondan ve ünvandan ele alınıyorsa, onunla eşleştiriliyorsa güç kavramı ve o yönetici de böyle bir tabu gibi ele alınıyorsa, bazı örgütlerde öyle, yani yönetici ne yapıyorsa doğru yapıyordur gibi ele alınabiliyor. Geleneksel, daha konvansiyonel bir örgüt kültüründen bahsediyoruz orada. Çok yaygın olarak görünebiliyor aslında. Ben bunun somut davranış göstergelerine bakalım isterim. Yani belli bir sistematik yöntemle ve uzun süreli olarak yapılan davranışlar neler olabilir mobbing kapsamında? Çalışanın davranışlarının, giyiminin, tercihlerinin, cinsel yönelimlerinin alay konusu oluyor olması, çalışanın küçük düşürülmesi, çalışanın yalnızlaştırılması, bu anlamda dışlanması, örneğin takım toplantılarına, bir takım sosyal aktivitelere, hatta işle ilgili bile bazı toplantılara davet edilmiyor olması ve görevini yerine getirmek için önüne bir takım zorluklar çıkarılıyor olması, istifaya zorlanması, görev yerinin değiştirilmesi, sıklıkla değiştirilmesi, onun etki alanına giren konularla ilgili karar verilmesi ve onun o kararı uyguluyor olması, mesela ona maruz bırakıyor olmak, sürekli olarak davranışlarının, tutumlarının eleştirilmesi. Ne olabilir başka? Cinsel yönelimlerinin alay konusu oluyor olması, cinsel istismar, bir takım cinsel imalarda bulunuyor olmak, fiziksel şiddet, duygusal olarak aslında gösterilebilecek her türlü şiddet göstergesini sayabiliriz burada. Örneğin aynı pozisyondaki insanlardan daha düşük maaş alıyor olması, buna zorlanması gibi birçok davranışı mobbing kapsamında ele alabiliriz. Bunları söyleyebilirim. Ya da işte ne bileyim, talep ve önerilerinin dikkate alınmıyor olması, dışlanması, yok sayılması mesela, cevaplanmaması, bunların bu da mobbing kapsamına girecektir. Ben hukuki olarak baktığımda hani borçlar kanunu, ceza kanunu ve iş kanununda farklı maddeler olduğunu gördüm. Ama daha böyle detayda değil de hukuki olarak buradaki deneyimlerinden yola çıkarak bize bir avukat görüşü getirmek istedim. Avukat Afet Gülen Biberci'yi konuk ettim. Onunla bir çekim yaptık. Şimdi onu izleyeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bizi seyredin ve sonunda tavsiyelerimle yine devam edeceğim.
Evet sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Geçtiğimiz hafta gündem mobbing konusuyla çalkalandı. Bir intihar vakası üzerine gündemimizde bu var. Ben daha önce YouTube kanalına mobbing konusunu ele almışım ve daha iletişim boyutundan yöneticiyle ilişkiyi düzenleme ile ilgili nasıl konuşabiliriz? Daha şiddetsiz iletişim diliyle kendi duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı nasıl dile getirebiliriz? Bunu ele almıştım. Şimdi aslında hukuki görüş alalım istedim. Hem benim kişisel avukatım hem de şirketimizin avukatı sevgili Afet Gülen Biberci bizimle birlikte. Gülen hoş geldin. Merhaba Selmin'cim. Hoş bulduk canım benim. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Çok yoğunsun Rica ederim. biliyorum. Bunu düşünmüş Mobbing. olman beni çok gururlandırıyor. Özellikle senden insanların duymuş olmasının bir şeyleri senin vesilenle duymuş olmasında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Gülen. Ben ilk pasımı şöyle atmak istiyorum sana. Mobbing hukuki olarak nedir? Hukuktaki yeri nedir? Kapsamı nedir? Mobbing aslında bütün hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışanların öncelikle manevi dünyalarını sarsan, onları çalışmaktan bezdiren, belki psikolojik olarak sıkıntılara yol açan, hatta belki tedavi görmelerine sebebiyet veren ve bunun sonucunda doğal olarak işten çıkmalarına aslında yol açmaya çalışan silkeli bir davranışlar biçimi yöneticiler tarafından yapılan. Evet. Oradaki silsile herhalde o kapsamı netleştirmek için önemli bir kelime değil mi? Yani bir dava söz konusu olduğunda bunun mobbing davası olarak ele alınabilmesi için neler gerekiyor? Ya aslında Yargıtay kararlarına baktığımızda hani uygulamada biz de kendi yürüttüğümüz davalarda gördüğümüz en önemli tespit aslında senin de söylediğin gibi burada bir silsilenin olması. Hatta böyle çok isim vermeden söyleyebilirim. Bir dosyamda bir müvekkilime ki hakikaten çok kıymetli bir şirketti, büyük kurumsal şirketlerimizden bir tanesiydi. Müvekkilim de keza böyle çok özel eğitimlerden geçmiş bir beyefendiydi. Satış yöneticisiydi. Orada mail ile birlikte ayın bidonu seçiyoruz seni diye böyle bir mail atılmıştı. Şimdi tabii burada mobbingin en büyük sıkıntısı şu, genelde tek davranış olarak biz ispat edebildiğimiz tek davranış davanın sonunda bu mail kaldı. Çünkü bir mail ile atılmıştı. Ama diğer davranışları, işte diğer tanık olabilecek kişiler iş akdine devam ettikleri için tanık olmak istemediler. Dolayısıyla bu hikayede ispatlanabilir, sistemli, sistematik, silsileli bir davranış biçimi ortaya koyamadığımız için örneğin reddolundu. Ya Şimdi doğru. dolayısıyla hani belki en başta şunu söylemek lazım. Mobbing olarak kabul edilebilmesi için bir kişiye, bir çalışana yöneticileri tarafından ya da yöneticisi tarafından yöneltilmiş düzenli, sistematik davranışlar olması lazım. Neye ilişkin? Baskıya, yıldırmaya, iş Evet. akdi, fes'e yönelik davranışlar olması lazım. Burada da işte biz gelen müvekkillerimiz, danışanlarımızın yaşadığı en büyük problem aslında pek çok davranış var ama bu ya kapalıyken oluyor yahut toplantı içerisinde bile olsa diğer arkadaşlara çalışıyorlarsa çoğunlukla tanıklık yapmaktan çekiniyorlar ve ispat noktasında büyük problemler yaşanıyor. Burada belki hani off the record şunu gütmek gerekir. Yani delil ispat hukuku üzerinden düşünmemiz lazım hukuk söz konusu olduğu zaman. Eğer size karşı ceza hukuku farklı bir sistematikte işler senin. Yani özel hukuk başka bir kafada işler, ceza hukuku farklı bir kafada işler. Ceza hukuku der ki eğer sana karşı işlenen bir suç olma olasılığı varsa bunu kaydedebilirsin ve bu hukuka uygun, hukuka aykırı olmayan delillerdendir. Hukuki bir delildir. Dolayısıyla size sürekli hakaret eden, size sürekli aşağılayan, bir hakaret tehdit unsuru yani bir cezai bir unsur taşıyan, suç unsuru taşıyan eylemler, davranışlar varsa o zaman belki telefon kaydı alabilir çalışanlarımız. Ve bu vesileyle de belki bir savcılık dosyasıyla birlikte şikayetle yürüyüp aynı zamanda da mobbingle hukuk nezdinde tazminat talep edebilir. Belki istiyorsa tabii ki bununla ilgili halk nedenli iş akdinde feshedebilir. Tüm bu yolları uygulayabilir. Evet. Yani nasıl ispat edecek çalışanlar mobbinge uğradığını onu duyuyorum senden. Hem bir tekrar orada söz konusu tanıkların olması söz konusu yazılı mailde dahil olmak üzere bir kanıt olarak görülebiliyor. Ve ceza hukuku kapsamında video kaydının alınması da bir delil olarak sunulabiliyor değil mi?
Ya evet Selmacığım, bir de belki hani senin aracılığınla şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Gelen danışanlarımız yani şöyle de gelebiliyor. İşte yeni bir yönetici geldi diyorlar ve işte bizi istemiyor, kendi ekibini getirmek istiyor ya da işte bizi aşağılıyor falan. Şimdi biraz burada dengeleri karşılıklı kurabilmekte fayda var eğer mümkünse. Eğer gerçekten bu kasti ve sonuca odaklı bir davranış biçimi olmaktan kırılabilir durumdaysa, orada gerçekten çalışan yıllarca emek vermiş, orada birikimini, deneyimini, katkısını sunmuş olan çalışmakta olan arkadaşların da iradeyle durabilmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani Evet. benim karakterim bu, benim yaptığım iş bu. Burada nasıl olunabilir? Hani belki bunu tartışabiliriz. Mesela ben böyle gerçekten çok önemli düzeyde çalışan, senelerde çalışan iki arkadaşımızı iş hakkını pes etmeden, iş hakkı devam ederken işverenliğe noterden ihtar çekmek suretiyle işverenliği durdurabildik biz. Ve iş hakkı pes edilmedi, işe devam ettiler. Bu mümkün. Bunun için tabii çok böyle çelik gibi sinir lazım. Hakikaten ben bunu gelene dedim, gelen arkadaşlarımız hep diyorum. Diyorum ki burada evet bu döngüyü kırabilmek mümkün. Her zaman olmasa da bazen mümkün. Ama bunu yapabilmenin en büyük yolu sizin dirayetiniz. Siz orada gelen tavırlara karşı siz de harlanıp bir şey söyleyip artık hani onu mobbing olmaktan çıkarıp karşılıklı bir kavgaya dönüştürmezseniz ya da orada hakikaten sinir sisteminiz bozulup ya ağlama krizi ya da artık hani iş yapamama noktasına gelmezseniz aslında işverenliğin yaptığı her şeyi bir noter vasıtasıyla yazıp bakın bunlar mobbingdir. Bunlara devam ederseniz iş hakkım neden nefes edeceğim. Tazminatımı alacağım. Bu davranışları son vermezseniz işte belki işte üst kurumların da sizleri incelemesini ve uyarmasını talep ediyorum gibi direkt firmanın kendisine böyle bir ihtar gönderebilirseniz orada hakikaten bir dönüş olabilir. Ne zaman olabilir? Özellikle de bize gelen insanlar uzun yıllardır orada çalışıyorsa. Belki hani çok daha kısa süreli çalışanlarda o etkiyi ivmeye almak daha zordur ama uzun süreli bir çalışma bir şey varsa firma da bunun üzerine düşünür. O yöneticiyi normal şartlar uyarması gerekir ve orayı rahatlatması gerekir. Evet. Bu yapıldı mı? Evet yapıldığını gördüm. Gerçekten iş hakkı feshedilecekken feshedilmeyen ve normal bir şekilde artık departmanları değişen ya da işte yöneticinin davranışlarının daha iyileş. Aslında ben öyle demek istememiştim. Bu niyetle yapmamıştım diye geldiğim, daha dikkat ettiği bir formata dönüştüğü hikayeler yaşadık. O nedenle hani iki taraflı bir denge bu. Yani birisi size baskı yapabilir. Aslında değil mi? Hayatta hep bir dengedir bu. Senin en çok anlattığın, senden en çok öğrendiğimiz şeyler bunlar. O dengeye karşılık sen ne veriyorsun? Bana kötü davranıp deyip kaçınıyor musun? Yoksa hayır ben buradayım ve yaptığımdan eminim dediğinde ne oluyor? Evet. Sakin bir dille. İşte hani burada biraz psikoloji, biraz hukuk birlikte destek olunursa süreçte devam etmek de mümkün. Sınırlar konusunu da duyuyorum bir taraftan, değil mi? İnsan kendi sınırlarını korumayı öğrendiğinde gerçekten sinir sistemini regüle bir şekilde tutup orada senin söylediğin gibi dirayetle durabiliyor. Ya niye yapalım ki, hani daha romantik bir yerden bakılabilir, hani böyle olmasın falan. Böyle olmasın dediğimiz yer gerçekçi değil. İstismarın her boyutundan duygusal, ruhsal, finansal olarak yaşıyoruz ve ülkece, değil mi? Yaşıyoruz, kadınlar olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla birçok boyutunu konuşurken burada aslında sınırlarımızı nasıl koruyoruz ve kendi durduğumuz yeri nasıl, nereden, hangi çıkış noktasından karşı tarafa bildiriyoruz? Hukuki haklarımızın ne kadar çok farkındayız. Bunu aslında söylemek mümkün. Buraya çalışmak, kendimize çalışmak mümkün. Haklarımızın peşinde olmak mümkün. Şeyi görüyorum ben bir de. Mesela kişisel bir şey olmayabilir. Bir yöneticinin yaygın bir tavrı olabilir. Organizasyonel iklimin değil, o yöneticiye ait olan şey normalleştiriliyor. Normalleştirilen bir tavırda kişiler bunu mobbing sınıfına alacak mı, almayacak mı? Buna karar veremediği için biliyorsun, espri bazen bir başa çıkma yöntemidir. Dolayısıyla daha böyle alaycı bir şekilde ya da dedikoduyla üzerinden geçip gidebiliyorlar. Orada daha
dirayetli olabilecek biri varsa daha uyanık, ya bize böyle davranamaz yani, bize böyle bir şey yapamaz da diyebiliyor olması lazım tabii, kişisel olarak baktığımızda böyle. Ya ben şeyi merak ediyorum burada tabii, Çapa'da bir klinik vardı. Hala var mı? Yayından önce araştırma fırsatım olmadı. Belki araştırıp yine açıklamalar kısmına YouTube'a yazarım. Buradaki mobbingle ilgili hasar görmüş, duygusal olarak rahatsızlanmış artık insanların tedavi gördüğü. O boyuta gelebilecek durumlar var. Yani bunu bir spektrum olarak değerlendiriyorum. Yani sarkazm, alaycılık, kinaye, ne bileyim bir toplantıya çağırmama, dahil etmeme, takımın dışında bırakma, takımın içerisinde, topluluk içerisinde azarlama gibi değil mi? Birçok boyutu evet, var. Evet, çok çoğaltılabilir. Burada Çapa'daki kliniği hakikaten bilmiyorum. Ama Alo 170 güzel çalışıyor. Bunu belki önerebiliriz. Alo 170 devletin hem bir genelgesi hem bir yönergesi var kanunun dışında ve bu konuya hakikaten özel olarak önem veriliyor. Ve Alo 170'i arayan kişiler mobbinge uğradıklarını söylediklerinde psikolojik olarak da bir terapi alıyorlar. Burada iki tane yol var. Bir, gerçekten çok kasti, tamamen sizin şahsınıza yönelmiş bir hikaye varsa ve burada makul mantıklı davranmanıza rağmen hani mantıkla, duruşla çözülemediğiniz bir durum varsa, evet, bunu ispat noktasında konuşabiliriz. Konuştuk. Bunları nasıl ispat ederiz ve nasıl yol alırız konuşabiliriz ve düşünmeliyiz. Yok, daha farklıysa, çok yerinde söylediğin gibi, acaba tamamen size mi yönelik, yoksa yönetim biçimi mi bu? Ne kadar hasarlı, ne kadar toksik ve kötü olursa olsun onun yönetim biçimi mi bu? Yani bir yandan sırtınızı sıvazlayan ama bir yandan da toplantı olduğunda herkese bağıran bir baba edasıyla mı kendisi ya da anne edasıyla mı kendisi çalışıyor yöneticinizin? Bunların aslında böyle daha nasıl diyeyim, objektif bir şekilde ayırt edilebilmesi çok önemli. Neden önem veriyorum? Ama bunu kabul edelim anlamında söylemiyoruz değil mi? O eski, hani tırnak içindeki eski sistem, o baba anlayışını kabul edelim. Eğer bizim şahsımıza yönelik değilse o zaman bu konuşulabilir ve değiştirilebilir. Evet. Evet, 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 evet. Yani o zaman bunu bir değil belki pek çok arkadaşla ayrı ayrı, ya işte sen çok harika bir yöneticisin, çok güzeliz, bizi belki yükseltmek için bunu yapıyorsun ama işte bu bizi demoralize ediyor, hani bunu da gör deyip bir dille konuşabilmek, oyunda kalabilmeyi, belki o kişiyi de eğitebilmeyi, değil mi? Eğitim karşılıklı, yani birbirimizi deneyimle eğitiyoruz. Bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Ha, bunu yapabiliriz diye düşünürken de hakikaten en kötü şekilde biz noterden ihtar gönderip bu konuşmalara ve bu düzeni sağlayabildiğimiz hikayelere bizzat tanıklık etmiş bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Yani şeye de inanmıyorum. Ya işte bana mobbing yapan sağlıklı olmayan bir yönetici var, o zaman ben çıkıyorum. Bakın, yarın gittiğiniz bir yerde yine tekrar o yönetim sıkışıklığı içerisinde farklı başka Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet'le aynı hikayenin içine düşebilirsiniz. O zaman o hikayede önce bir duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. Acaba buradan bu şekilde çıkmak mümkün mü? Mümkün olmayabilir elbette. Ama mümkün mü denemek lazım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi, çok iyi. Buradaki yine ilişkiler perspektifinden, hukuki de olsa ilişkiler perspektifinden ele alıyorsun bunu. Peki böyle şey var mı, böyle iyi hikaye baktığında aklına gelen? Böyle dediğim gibi mesela... Yani firmanın ismini vermeyeyim, yine büyük firmalardan bir tanesiydi. Geldiğinde yeni bir yönetici vardı o hikayede de. Genelde bu yeni yönetim organizasyonlarında böyle sıkıntılar olabiliyor. Dediler ki ben kesinlikle çıkacağım dedi beyefendi, gelen müvekkilim. Siz de benim davamı açın, ne gerekiyorsa yapalım. Şimdi hikayeyi dinlediğimde ben tecrübeyle sabit şunu anlayabiliyorum. Birazcık daha... Bir hani durursak orada biraz sakinlik gösterirsek orası dengelenebilecek. Şimdi öyle olduğunu gördüğüm için dedim ki eğer sabredebilirseniz, hani eğer biraz soğukkanlı durabilirseniz ben bir noterden ihtar çekeyim. Hani burada lisan-ı münasibince hani hukuki yaptırımları da en kibar dille anlatalım. Bakın hani bu nedir bir kere? Yani bu da yaptığınız davranışlar benim müvekkilimde hangi duyguyu oluşturuyor? O duygunun oluşturulması işe ne etki veriyor? Evet. Yani firmaya diyoruz ki bak sen bir şey yapmak istiyorsun ama aslında yaptığın yöntem yanlış ve senin işine etki ediyor.
Senin organizasyonunu bölüyor. Dolayısıyla bunu değiştirirsen pekala çalışmak istiyoruz. Değiştirmezsen mecbur kalıp işten ayrılacağız. O zaman da taleplerimiz bunlar olacak. Evet. Bakın şimdi bu dili söylediğiniz zaman hakikaten firma düşünebiliyor. Özellikle de ekibinde uzun yıllar çalıştığı, hani yine o kişinin deneyimine, tecrübesinden faydalandığı insanlar varsa burada ha diyor ki ya burada bir şey değiştirmemiz lazım diyebiliyor. Hakikaten burada mesela böyle oldu. Biz o dava falan açmadık. Sadece bir ihtarla bu hikayeyi kapattık. Yine aynı zamanda başka bir müvekkilimi hatırlıyorum. O da hani isim veremiyorum ama hakikaten bunlar böyle Türkiye'nin sayılı firmaları. 20-25 yıl çalışmış ve 20-25 yıl sonra sen yaşlısın denilmiş hanımefendiye. Çok şeyler bunlar. Yani hani oranın bütün alt ekibindekiler yukarı çıkarılmış, yetiştirdiği insanlar ve o artık çıkarılmıyor. Neden çıkarılmıyor? Sen yaşlandın deniliyor. Şimdi o dönem hakikaten çok ciddi psikolojik tedaviler gördüğünü, ilaçlar aldığını, çok üzüldüğünü hatırlıyorum. Yine aynı konuşmayı yaptık. Dedik ki hani burada bu kadar senelik bir emek var. Hadi çıkıyorum gidiyorum demek mümkün ama deneyelim mi? Hakikaten denedik. Ve denediğimizde aslında insanların da eylemleriyle kendilerini karşılaştırmak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle olduğunda insanlar da ayıbını önüne aldıklarında orada bir hata olduğunu görüyorlar. Şimdi bu cümleler belki ben dava etseydim ispat etmekte çok güçlük çekecektik yaşlısın cümleleri. Çünkü böyle kapı arkalarında geçen cümlelerdi. Tabii. Tabii, ama tabii. ihtarda kim neyine söylediğini biliyor. O oraya ulaştı. Ve ne oldu? İş hakkı devam etti. Tam olarak işte dediğiniz gibi toplantıları alınmamıştı. Ondan sonra performans artışlarında bütün ekibi yükseltirken o yükseltilmemişti. Tüm bunlar noktasına virgülüne belgelendirdiğimizde, anlattığımızda normal akışa geri döndü. Ama burada kişinin sakin durabilmesi, o sabrı, o gücü gösterebilmesi hakikaten büyük olay. Dolayısıyla burada yine karar verecek olan kişi çalışan, başına mobbing ile ilgili davranış gelen, mağdur olan çalışan. Mağdur olan çalışan. Yine dirayetli olması, yani hukukta da ilerleyebilmesi için hukukun gerektirdikleriyle karşılaştığında, çünkü o alanda yaşamaya devam ediyor, çünkü ayrılmıyor. Orada durabilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Tabii kapsamında çok fazla şey var, yani iş kanunu da kapsamına giren maddeler var mesela gündemde, yazıları okuduğumda fazla mesai değil mi, sürelerinin artması, işte fazla mesailerinin ödenmemesi gibi konular da. Ya aslında bakarsan bunların hepsi haklı nedenle fes sebebi bunu göstererek derhal iş akdini fes edebilir. Ama ben hep ilişkinin devam etmesi taraftarıyım en başta mümkünse. Önce bu denenmeli diye düşünüyorum. Çünkü hani hikayelerde bir başka hikayede aynı reaksiyonlarla karşılaşmak mümkün. Önce ilişkinin içerisinde kalıp o duruşu geliştirmek çok önemli diye düşünüyorum. Peki. Gülen'cim, ben çok teşekkür ediyorum. Verdiğin tavsiyelerde dirayeti duydum. Hukuki olarak aslında bir ihtar çekilerek de bir organizasyondaki yöneticinin ya da yönetim ekibinin değiştirilebileceğini duydum senden. Yine sınırları korumak konusunda insanların bilinçli olması ve daha çok öfkeye kapılmadan orada haklarının peşinde oluyor olması. Bunu duydum ve öyle gelmesi, 170'i arayabileceklerini duydum. Var mı eklemek istediğin bir şey son olarak? Belki bir de şunu söyleyelim. Ben tabii hep işin olumlu kısmına çekmeye çalışıyorum. Yani nasıl çekebiliriz bu hikayeyi, sürdürebiliriz? Sürdüremezsek ne olur? O zaman biliyorsunuz ki iş kanunu uyarınca artık bir arabuluculuk başvuru şartımız var. Öncelikle bir arabuluculuğa başvuruyoruz. Bu ücretsiz bir aşama, zorunlu bir aşama. Arabulucuda çoğunlukla firmalar kurumsal olarak anlaşmamayı düşünüyorlar. Ama yine de her ne olursa olsun arabuluculuk kat edilmek zorunda zaten hukuken. O aşamada anlaşmak, en azından hakları alabilmek mümkün. Eğer bu mümkün değilse anlaşamamanın tutanağıyla artık burada bir iş davası açılacak. İş davasında da kıdemi hiç olmasa bile, yani bir yıllık çalışması olmasa bile mobbing tazminatı alabilir. Burada bir kötü niyet tazminatı alabilir. Ya da aslında mobbing nedeniyle hak eden iş hakkını pes edebilir. Bir tazminat sahibi olabilir. Olabilir. Davası açarak. Tazminat derken o uğranan o psikolojik şiddet, ruhsal şiddet üzerine. Evet. Evet. Ya, tabii burada hani şunu da söylemek zorundayız. Türkiye maalesef ki manevi tazminatlar ve mobbing tazminatları noktasında insan duygusunun
maalesef tam karşılığını veren bir ülke değil. Ama burada şu da var. Aslında gelen müvekkillerimde hep aynı tepki ve aynı karşılığı duyuyorum. Önemli olan kaç para alacağım değil. Burada bir hatalı davranışta bulunduklarını anlamaları diyorlar. Bunu da çok doğru ve yerinde buluyorum. Dolayısıyla hani hakikaten eğer bütün bu yollar denenmesine rağmen ya da hatta denenmesinin mümkün olmayacağı, bir fayda sağlamayacağı görülen hikayelerde orada evet sizi çok zenginleştirecek bir para çıkmayacak. Zaten bir sebep zenginleşme yasağı var. Ama yine de bu yol kat edilmeli ve bu mesajlar işverenlere geçmeli arkamızdan gelenler için hiç değilse. Doğru. Hayatın her alanında bir duruş lazım diye özetleyebiliriz. Gülen çok teşekkür ediyorum kalpten. Ben teşekkür İyi ki ederim. Geldin, konuğum oldun. Sağ ol bizi aydınlattığın için. Rica ederim. Sen de bu konuya değindiğin için ben teşekkür ederim canım. Çok çok teşekkürler. Evet, hukuki görüş de aldık. Birkaç tavsiyeyle kapatmak istiyorum. Mobbinge uğradığınızı düşünüyorsanız, mobbinge uğrayanlar, lütfen ispat konusuna özen gösterin. Belgeleriniz, mailleriniz, video kayıtlarınız hazır olsun ve tanıklarınızın sayısını artırın. Burada sinir sisteminizi regüle etmeniz çok önemli. Bilinçli ve uyanık olmanız lazım. Bu bir psikolojik savaşsa, ki öyle görünüyor, bu savaşı dirayetinizle kazanabilirsiniz. Eğer duyguda boğulursanız, kavgaya çekilirsiniz, gerçekten hiç hoş olmayan, nahoş olayların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. O zaman suçlu konumuna düşmüş olabilirsiniz ki bunu hiç istemezsiniz, öyle değil mi? Bir başka açıdan hukuki görüş ve destek alın lütfen. Yalnız değilsiniz. Sınırlarınıza sahip çıkın. Yaşam gerçekten başkaları uğruna feda edilmeyecek kadar değerli, kıymetli ve ömür çok kısa. Eğer ilişkide kendinizi bildirmek istiyorsanız, iletişim kurarak, suçlamaya girmeden, o davranışların sizdeki etkisi üzerine odaklanıp bildirirseniz, yani kişiliğe yönelik saldırı gibi değil de sizde ne etki yarattığını bildirirseniz, daha uzlaşmacı bir yerde olabilirsiniz iletişiminiz açısından. Eğer yöneticiyseniz, mobbing yapıyorsanız, ki muhtemelen siz mobbing yaptığınızı düşünmüyorsunuzdur, ama temel bazı göstergeleri olabilir. Örneğin, öfke nöbetleri geçiriyorsanız, insanları şiddet yoluyla ikna ediyorsanız, tekil, daha otokratik bir yönetim tarzınız varsa, burada psikolojik ve ruhsal sağlığınız için lütfen destek alın. Çünkü organizasyonlar kişisel meselelerinizin açtığı hasarları iyileştirebileceğiniz bir yer değil. Liderlik kapasitenizi genişletmek için eğitim alın lütfen. Ve gücünüzü ünvanınızdan, yetkilerinizden değil, insani ve etik değerlerinizden alın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer haksızlığın olduğu bir yerde tarafsız kalmayı tercih ederseniz, zorbanın tarafını tercih etmiş olursunuz. Özellikle mobbinge tanıklık edenler için söylüyorum. Mobbing yapanlar için söylüyorum. Zehrini başkasına akıtarak iyileşmiş hiç kimseyi görmedim hayatımda. Yaralarınızı başkalarını yaralayarak iyileştiremezsiniz. Lütfen destek alın. Ve mobbing mağdurları için söylemek istiyorum. Gücünüzü başkalarına teslim etmeyin. Gücünüzü kendi elinize alın. Çok teşekkür ederim.